hani genellikle yapmayı planladığım kendi havuzum içindeki şeyleri bildiğime eminimdir ya da hani öyle bir yerle yürürüm. Bazen bu denge bozuluyor. Öyle bozu zannediyorum. Ha, en, yani işte belirlediğim havuzdakine ödev yaptığım için bunun içine hakim olduğunu düşünüyorsun. Ee, olma olasılıklarıyla beraber. Ama bazen de tam özgüvensizlik geliyor. Hiçbir şey bilmiyorsun gibi. Ya hiçbir şey tam emin değilsin karar vermekler. Bu, bu dönem öyle bir dönemdeyim. Hiçbir şey tam emin olamadığım bir şey. Ve bunun nedeni... Bizim döneme hoş geldin. <laughs> Ve bunun nedeni Kemal Tahir olabilir biliyor musun? Yeni mi okumaya başladın abi? Ha? ola. Ee, bu Emrah Sefa Gürkay yüzünden oldu bunların hepsi. Emrah Kemal Tahir ile alakalı bir tane video yapmış. Ben de Storytel'de denk ya işte o da eş zamanlı denk geliyor ya birbirlerine. Emre şey Emre Sefa'dan da duyduktan sonrasında Storytel'den de denk gelince bir, bir dinlemek istedim. Köyün kamburunu. Çalık Arif. Arkadaş hadi iyi kitabı bilirim ben. Bu öyle değil. Bu çok iyi bir kitap. <gülüyor> 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 hani böyle saçma seviyesinde iyi ya. Bu neymiş lan dedim. Yani lan, biz nasıl atlamışız bunu? Ben Kemal Tahir'i hiç okumamışım. Ve yani işte bir şekilde bir tukaka olmuştu atlamışız falan. Yani şeyi yakalamış, şimdi kullandığımız dili, jargonu geliştirdiğimiz yapının kendisine çok uyumlu bir eski dil dinliyorum. Bu kentli dili değil. Köyden gelen ve bize ait bir dilin geçmiş halini dinliyorum. Birçok bilmediğim kelimeye rağmen ne söyleniyorsa tüm duygusuyla anlıyorum. Çok benden bir şey. Hani anlattığı hikaye yani ki ben gayet işte kaç kuşaktır kentli bir adam olmama rağmen köy hikayeleri anlatan bir adam. Çok yani çok tatlı edebiyat, çok zengin bir edebiyat, çok kültürel anlamda böyle katman katman bir edebiyat. Bir o yüzden kaf... <laughs> kafam bir dağıldı yani konuyla alakalı bir şeydi gerçekten. arada bir iyidir. Ha, toplantıdan toplantıya giderken kitap dinliyorum ya ben bir şeyde yolda sokakta. Sen hiç da... Isaac Asimov okudun mu bu arada? Ee, Asimov okudum. Ben robot bilirim. Sürpriz olmayacak o zaman. Ee, yani bir şey hiç okumamış birinin bir Isaac Asimov okuması da hiç seyretmemiş birinin Breaking Bad seyretmesini çok kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa onu, onu deneyimlemek ne kadar harika bir şey olsa gerek. Evet, evet. Ben artık aynı ben değilim mesela onlardan sonra. <laughs> Evet doğrusu biz biraz da işte kendimizin olduğu anla da alakalı sanıyorum bu. Ama kitapların ya da iyi bir zihnin daha doğrusu yani iyi bir zihinsel yapının iyi bir hikayenin iyi bir hikayenin dönüştürücü bir, bir etkisi var falan. dönüştürücü etkisi var gerçek. Senin de hazır olman falan gerekiyor. Her <gülüyor> kitap <gülüyor> herkes için her zaman değil mesela. Tom Sawyer'ın 50 yaşında 90 yaşında yaşa ama eskiler okuyunca. Evet, çocukkenki çocukkenki kafayla muhteşem. Bildiğin Kemal ile beraber o çocukkenki kitap zevkinden aldım yani. Yani o o hani böyle tatlı güzel edebiyat okuma falan. Şimdi tam da uzun boyutlu seyahatlere çıkarken. <laughs> Aklını kenarında olsun. Tamam. Yani Len Kambur. Şey, köyün Kamburu. Köyün Kamburu. Yani iddia ile şey. adımı altına yazarak iddia ederim yani. Harika bir kitap. Çok eğleneceksin yani. yani Domut, şeyde. Aldım. Çok, baş... Bu videomuzun sponsoru da Kemal Tahir olsun. <laughs> yani. Kemal Tahir olsun gerçekten evet. <laughs> Bence bu <laughs> en tatlı aldığımız en tatlı sponsorluk ben sana söyleyeyim. Emre Sefa'ya da teşekkürler bu arada bunu fark etmeye sebep olduğu için. Sevgili dostum benim kafamda bir zamandır bir şey var. Söyleyeyim bugünkü videomuzun içeriğine geçmiş olalım. Evrim'den konuşuyoruz ve evrimi bir animasyon olarak zihnimizde canlandırmak çok eğlenceli. Geçen Netflix'te bir belgeselde rastladım. Bu 65 milyonluk sürecin içerisinde bir evrimi anlatmış. Herhalde... Ya gezegenimizde yaşam mı? Gezegenimizde yaşam hikayesi falan. Böyle ağzım köpürerek izledim. Yani çok eğlendim. Güzel de hazırlamışlar. yakla Bir de o günümüzdeki halleriyle karşılaştırarak falan göndermeler yapması... Tatlı bir şey oluşturmuş. Şimdi son dönemde... Kültürel evrim de bizim konumuz. Burada da sıklıkla bunun üzerine sohbet ettik. Kültürel evrimin... Gittikçe hızlandığı bir dönemin içerisindeyiz. Ve teknolojinin getirileriyle beraber hayatımızda yaşadıklarımız tam bir kültüre bile dönüşmeden hızlı bir sirkülasyonla devam ediyor ya da değişiyor. Kültürün bu teknolojinin hızlanması tam bir kültür oluşturmadan da devam eden bir süreç doğuruyor. Biz de buna adapte oluyoruz. Zihinsel olarak, kültürel olarak, davranış olarak. Bunun yakın gelecekte ya da uzak gelecekte de sonuçları olacağını öngörüyoruz. Yani evrimin bir devamlılığı var. İnsan da evrimleşmeye devam edecek. Ee, ama bu yüz binler e, hatta milyonları barındıran yılları kaplayacak bir e, gelecek değişim. Fakat bu arada o yüz binlerce yıl sonrasında olacak olan şey büyük ölçülebilir net bir değişim konuştuğumuz şey. Aslında evrim şu anda da devam ediyor ama mikronlar seviyesi diyelim ya da milimetrelerin altında seviyelerde bir şeyler değişiyor. Evrimin standart kuralları bugün değişiyor. Bugün de albinolar, ikizlerde bilmem neler. işte altı par, yani çeşitli seçeneklerle olasılıklar evrenleri yaratılıyor. Bu evrenlerin doğayla uyumları, adaptasyonları üzerinden bir yapı gelişiyor. Şimdi biz evrimin ana çelişkisi doğayla bir çelişkiydi, doğadaki varlıkla bir çelişkiydi. Fakat doğa hakimiyetimiz büyük oranda gerçekleşti yani doğanın bizi tehdit gücü önemli bir oranda dengelendi. Yani doğayla hiç alakamız yok şu anda zaten. Yani, yani, hani o kadar da değil işte pandemi yedik bir şeyde hani doğa burnumuzun da dibindeymiş bir taraftan ha, ama tabii. yine de işte eskisi gibi kışın soğuğun, sıcağın, yapının, sineğin, böceğin bilmem ne falan ya da beni acaba gezerken gergedan öldürür mü falan gibi şeylerimiz kalktı ortada. Şimdi... Gergedanlardan özür diliyoruz tam bu noktada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> yani bir hayvan beni öldürecekse gergeden öldürsün isterim de o yüzden Vallahi Ben de tercih tövbeler olsun ama gerçekten karizmatik. <laughs> Mesela su aygırı olmasın. su aygırı gereksiz sevimli bir hayvan. Ya yani o sevimlilikle beni öldürse, halbuki su aygırları daha kızgın hayvanlarmış. Yani daha çok bir şeye de mal olurmuş ama ben gergedan tercih ederim. Neyse çok karizmatik geliyorlar bana bu arada. Hakikaten öyleler <laughs> Neyse konumuza <da> geliyorum. <laughs> bu gergedan da aynı zamanda videonun sponsor. <laughs> Ya izleyiciler aşağıya küfür ediyorlar gerçekten. Yani neyse teşekkürler. Hiç küfreden yok ama hakaret ediyorlar aşağıda. Arkadaşım Mustafa Can giriş yapamıyor. <laughs> <laughs> Adam 8 dakikada ne dediğini anlatamadı. Ben, ben alıştım yani. <laughs> Güzel gidiyor bence. İyi gidiyor. Kemal Tayyip Gelgedan <laughs> ve Evrim. Bugünkü konumuz bunlar. <laughs> Şimdi işin özü şimdiki o küçük değişimler artık doğayla çatışmaya, çatışmayı düzenlemeye adaptif değil. İkinci bir katman var. Sosyal bir evren var içinde yaşadığımız. Ve sosyal evrenin şiddeti doğa evrenin şiddetinden daha yüksek. Ben Topumsal bunu çok anlamda... net söylemezdim. Nasıl? Ben bunu çok net söylemezdim. Yani Azıcık karikatürize ettiğimi kabul Sen 50 edersin. senelik bir çevre, işte tabiat falan bilgisine sahipsin ama işte o belgeselde de olduğu gibi mesela 1 milyar seneden bu tarafa gel ya da 500 milyon seneden neler neler olmuş burada var ya yani şu anda bizim kriz mriz dediğimiz şey Ağlatır oturur yani. E, yok, yani. Bunlar da hem fikrim. Elbette Tabii. birazcık... karikatürize ettiğim, bazı şeyleri daha ön plana çıkartarak... hani konu anlaşılsın diye, diye yaptığımı kabul ediyorum. Ben de... farkındayım oradaki hikayenin. Fakat... sosyal hayatın etkin gücü sosyal varlık olarak yapının içerisinde yerleşme, işte ben acaba yiyeceğimi nerede bulurum doğadaki ilişkisinden daha öncül durumda. Tabii, ya o bir şey de yani doğada, doğada ben bu yiyeceği nerede bulurum, nerede yetişir ya da ben bu hayvanlarla nasıl uzlaşırım yerine, işte ben bu domatesi kimden satın alacağım, bu bana mimikleriyle ne anlatmak istiyor, bu kültürde ne oluyor gibi değerlerin daha etkin olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden Küçük evrimsel hareketlerin önümüzdeki birkaç bin yıl içerisinde sosyal ilişkilerin içerisinde etkin sonuç değiştiren, mesela odaklanma becerileri, empati, sempati gibi yeteneklerin çok yüksek olması gibi şeylere neden olabilir mi fantazi yapıyorum. Yani birkaç bin sene sonrasının insanlarıyla alakalı. Ama şunu kastediyorsun yani bu konuda yapısal bir değişim geçirmiş insanların sayısının artmasından. Evet ama yani. bu yapısal değişim böyle fiziki olarak üç ayağının olması, olarak. kuyruk Tabii. çıkarttık falan gibi bir şey değil. Daha çok zihinsel halimizde. Yine fiziksel bir değişim, biyolojimizde bir şey değişecek ama zihin yapımızı etkileyecek oranda. Yani işte atıyorum ne bileyim beynimizdeki senden nöroscience eğitimi almış adam <laughs> Şeyle söyleyeyim şakasıyla beraber söyleyeyim. İşte beynimizdeki gri madde sayısı ortalama insandan daha fazla olduğu için işte kavramsal olarak çoklu değişkenler arasında bağ kurma yeteneğimiz yüzde %30 oranında artmış olma potansiyeli gibi. gibi. Hani bu böyle dışarıdan görünen beyin hacmin büyüdü abi alnın uzadı falan gibi bir şey değil de hani böyle mikro, düzeyi, mikro düzeyde küçük ama etki evet. olarak büyük yani ya. Ya da şey. işte beşinci parmak kullan alanının yapısı ve şeklinin beyinde genişlemesi gibi ya da işte sosyal ilişkilerimizi yöneten alanların biçimlerin etkinlikleri ya da kıvrımlılık oranının artması gibi hani böyle şey yapayım hani abartılı örnekleriyle söylemiş olayım. böyle değişimler önümüzdeki birkaç bin yıl diyelim içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Fantazi olarak da seninle beraber hadi hani seni de öyle bir şey sürükleyeyim. Birincisi böyle şeyler olur mu? Şimdi olmaza girdiğinde kavga edeceğiz oradaki hikayede. Olur da uzlaşalım. Yok kavga yok. <laughs> tamam. Ama olmaz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onu anlatayım. İkinci olsa nasıl olur? olur. Yani. Hiçbir olmaz. Türk usulü. Biraz <laughs> olacak. Ama o kadar olamaz. Yani <laughs> o kadar. Yani şöyle bir kere bir şey de okey tamam. Evrim zaten devam ediyor. Evet. O Zaten ne yaparsan hep olacak. Fakat mesela şimdi bizim o şeyde de anlattım işte uygulama nörobilim okulunda, evrimsel nörobilim okulunda. Beyin mesela büyümüş insana doğru giden süreçte. Şimdi beyni büyüten şey birincisi işte dik durma, elleri kullanma. Elleri daha maharetli kullandıkça yaşamda kalma olasılığı arttığı için büyük beyin eşittir yüksek el mahareti olan insanları ortaya çıkarıyor. Bu insanlar daha çok üreyebildikleri için bu büyük beyinlik ve maharet özelliğini daha çok aktarıyorlar. Ve zaman içerisinde biz büyük beyinli insanlara dönüşüyoruz ama şimdi bunu böyle anlatıyoruz bak şu kaç saniye sürdü şunu anlatmam. Bunun tarihte kapladığı yer minimum 4 milyon sene. 4 milyon sene insan türünü oluşturacak olan ataların üzerine hemen hemen hiç değişmeden o kadar yoğun baskı yapan bir çevre var ki bu çevrenin devamlı yarattığı baskıya biz seçilim baskısı diyoruz. Ve belli özelliklerin belli yönde evrimleşmesi ancak böyle bir baskı varsa oluyor. Benzer bir şeyi mesela mısır ya da ne bileyim işte enginar bitkisini biz ehlileştirirken de biz yaptık. Orada çok sert bir baskı uyguladığımız için görece kısa bir sürede, 8-10 bin senede o tipsiz Teosink'ten bugünkü mısırları ürettik. Mesela koca koca mısırlar. Tabiatta bu mısırlar niye bu kadar dolgun ve olgun değil? Tabiatta o mısırın o masrafını karşılayabilecek bir doğal ortam yoktu. Ama biz hem ona bol bol gübre, su bilmem ne verecek tarlalar yaptık. Hem monokültür olarak sadece onu ektik. Hiçbir rakibi yoktu etrafta. Hem de her nesilde en önemlisi daha büyük tohum verenleri seçip onların üremesine izin verdi. Küçük tohumları attık bir kenara. Bu baskı, düşün insan eliyle bile olduğunda, yani bizzat biz yaptığımızda bile 8-10 bin sene sürüyor. Yani çok uzun bir zaman. Hadi e, atıyorum işte 2-3 bin yıldır böyle mısır vardı, 5 bin sene sürmüş olsun. Yani medeniyetler geçiyor üzerinden. Yüz binlerce nesil geçiyor falan öyle bir hikaye bu. Şimdi Bugünün dünyasındaki kültürel ve sosyal ve teknolojik değişimin hızına baktığında, biyolojik organizmanın, biyolojik altyapısında herhangi bir, birkaç nesil boyunca olacak değişimi mümkün kılamayacak kadar kısa süreli zıplamalar var. Mesela CD'nin çıkışını hatırla ve kayboluşunu hatırla. Bizim ömür sürecimiz içinde oldu bu. Yani bizim çocukların neredeyse CD'den haberi yok. Anlatabiliyor muyum? Ne o falan oluyordu, aa böyle bir şey mi varmış. Mesela bizden önceki nesil uzunca bir süre kayıt teknolojileri falan bildi, benim muhtemelen rahmetli babamla şimdi annem mesela bin ucunu kaçırdılar yani artık bu dijital müzik falan işte gönder dinliyorlar ama e işte yani Allah vere o sistemi artık yakalayabilecek pozisyonda değiller. Çünkü onların ömür süresinde özellikle orta ve ileriki dönemlerinde manyak gibi yani böyle birkaç senede bir değişen koşullar söz konusu. Şimdi böyle bir şeye biyolojik sistem hızı itibariyle adapte olamaz. Ama şunu düşün: Sinan Canan'la Mustafa Can'ı bugün buradan helikopterle apardık. Kötülük bir ormana bıraktık. Yani hayatta kalacağız da yapacak bir şey yok. Şimdi biz oradaki ortamda biyolojik atalardan getirdiğimiz bir sürü potansiyeli seve seve ortaya çıkarmak zorunda kalacağız. Kulübe yapacağız, ateş yakacağız, belki avlanacağız, belki gözümüz keskinleşecek, kulağımız daha iyi duyacak falan. Ama dikkat et bunların hiçbiri evrim değil. Bunların hepsi milyonlarca yıllık süreçten getirdiğimiz potansiyeli ortam değişimi nedeniyle açığa çıkartma becerisi. Yani bir nevi tercihli zihinsel modül kullanımı gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi bugünün insanı adapte oluyoruz dedin ya, aslında çoğu zaman içinde kendi yarattığı bu şehir, medeniyet, teknoloji şartlarında atalardan getirdiği evrimsel donanımı ve kültürel olarak öğrendiği şeyleri yeni koşullarda hayatta kalmak için kullanıyor. Mesela oraya en optimal şekilde adapte olmaya çalışıyor ama bunu iyi yapamıyor. Nereden biliyoruz? Hepsi hasta ediyor, hepsi bağımlı yapıyor, hepsi bunalıma sokuyor, hepsi yalnızlaştırıyor. Bir yan yani, etkisi oluyor. Hep bir yan etkisi var. Yani demek ki bu içinde bulunduğumuz şeye biz içinde yaşıyormuş gibi bir görüntü verebilsek de uyum sağlayamıyoruz. Bu uyum sağlayamadığımız için bu bizi belli bir yönde geliştirmekten öte var olan potansiyelimizin de bizim adına biyolojide mal adaptif reaksiyon dediğimiz bir şeye dönüşmesine sebep oluyor. Yani bir özellik var bizde. Fakat bugünkü koşullarda devreye girdiğinde işte çok yemek gibi bize zarar veren bir şeye dönüşüyor. Yani iştah artık bir obezite sorununa ya da beslenme bozukluğu sorununa dönüşüyor. Şimdi böyle bakınca bu hızlı değişimin biyolojik olarak öngörülebilir bir sürede bir şey yaratması çok mümkün gözükmüyor. Artı bir de şöyle bir durum var. Mesela marjinal bir örnek olarak sen konuşurken aklıma geldi. Biyolojide nasıldı? Üremeyi ve hayatta kalmayı destekleyen her şey seçilim eğiliminde. Mesela bugün düşünürsen Üremeyi ve hayatta kalmayı en kolaylaştırıcı şey servet para falan olabilir. Öyle düşünüyoruz. Mesela şu anda dünyanın, Statü güç e, işte Onlar. dünyanın en fazla para kazanan meslek gruplarından birini düşün. Yazılımcılar. Adam mesela çok hızlı öğreniyor. Öğrenme yeteneğine dair atalardan geçirdiği her şey maksimumda çalışıyor. Özellikle anlık öğrenme. Takır takır yazılım yapıyor. İşte unicornlar yapıyor. Milyon dolarları kapıyor falan. Fakat iyi biçim bilgisayar başında oturmaktan ne sosyal hayata vakti var, ne evlenmeye, ne üremeye hiçbirine vakti yok. Dolayısıyla genlerini aktaramadığı için zaten biyolojik düzeyde bir adaptasyon olsa bile onu aktarabilme şansı da düşüyor. Bak sadece şeyin para kazanmanın yanına bir başka üreme faktörü koyunca, üreme engellerini koyunca mesela iki faktör birbirini çok keskin bir şekilde dengeliyor mesela. Dolayısıyla evrim çok multifaktöriyel, yani, çok faktörlü bir şey olduğu için neticede ortaya çıkacak olan dönüşümü öngörebilme imkanımız da yok. Ama söyleyebileceğimiz bir şey var. Arka planda biyoloji senin de dediğin gibi sürekli çeşitlilik üretmeye devam ediyor. Ama bu çeşitlerin bir kısmının yeni özellikler olarak görülebilir hale gelmesi için yeterli zaman yok bizim yarattığımız sistemde. Çünkü bu sistem çok hızlı deviniyor, çok hızlı değişiyor. Dün iyi olan şartlar, 10 sene sonra tamamen kötü hale gelebiliyor mesela, istenmeyen bir şey olabiliyor. En basiten kadınlar dün işte bilmem ne tip erkeği severken bugün bir anda güzellik algısı değişiyor mesela. Erkekler için seçilim unsuru değişiyor. Ama arada 10 sene geçmiş. Bu arada bu en kritik konu bu. Çok yani, çok kritik. Oluyor. Hani, Evrim'de yani. en önemli şeylerden evet. bir tanesi eşeksel seçilim mesela. E, dolayısıyla biz insan olarak biyolojik anlamda buna adapte olmamız mümkün gözükmüyor. Zaten bunu 20-30 yıl önceden fark etmeye başlayan arkadaşlar, Transhümanizmden boşuna bahsetmiyorlar artık. Baktılar ki vücut çekmiyor. Yani biz buna adapte olamayacağız. O zaman sistemi değiştirelim, göze bir şey takalım, kulağa duyarga takalım. İşte David Eagleman duyu genişletme çalışmaları yapıyor. Ekstra duyuları insana nasıl ilave ederiz falan gibi. Artık vücudu teknoloji yoluyla güncelleme kafasına girmek zorunda kaldık. Yani bir değişim hep olacak ama bu değişimin bir gelişim ve üstünleşme yolunda olması çok zor, çok muhal. Yani mucizelerin bir araya gelmesi lazım bunun olabilmesi için. Biyolojik sistem bu kadar hızlı bir değişime adapte değil. Ama yolda öyle bir şeyler olacak ki. Mesela o şimdi dizilerimizde oluyor ya. Dünya Yardımında bırak da falan olduğu gibi. Küt diye her şeyin durduğu bir medeniyet krizi düşün. Bir başka bir şey düşün ve insanların hani Allah bana göstermesin. Bir, bir karanlık çağlara gelin binlerce yıl boyunca girdiğini düşün. Şimdi böyle durumlarda artık yine uzun süreli, yavaş değişen bir kültürel, sosyal ve doğal dokuyla baş başa kalacak. İşte o zaman tekrar evrim hükmünü icra etmeye, yine doğanın koşulları galip gelmeye başlayacak. Ama şu anda biz mesela tıp varken evrimden bahsedemeyiz. Yani tıp varsa evrim arka planda işler ama o görülebilir etkilerini ortaya koyamaz. Çünkü biz mesela ölecek varlıkları yaşatıyoruz. Bazen yaşayacakları öldürüyoruz yanlış tedavilerle falan ve müdahale ediyoruz işe yani. Dolayısıyla pek öyle olmayabilir ya yani bu hani kavga sayılmaz ama Hani evrimsel açıdan baktığında şöyle düşün. Mesela milyon senenin yanına 10 saniye koy. Yani ikisi birbirle ne kadar alakası zaman süreleri. Bizim bütün dünyadaki canlılık tarihi milyon sene ise insanın buradaki hikayesi 10 saniye gibi. Yani her şeyimiz onun içinde oldu. Yani bütün Mısır medeniyetinden cep telefonuna kadar her şey onun içinde. Dolayısıyla o kadar kısa bir yere adapte olmak pek mümkün değil. Yani biyolojik olarak buraya bir şey geliştiremeyeceğiz biz. Var olanı da kötü kullandığımız için de daha da geriye gideceğiz. Yani boktan olacak. En yani Biliyorsunuz sık konuştuk. Beyin hacmimiz son 5 bin yıldır %5 ila 10 oranında azalmış. Niye? Yani kullanmıyoruz çünkü yani tabiattaki o zorluklar olmadığı için. Ama şunu da ilave edeyim yani bu arada. Mesela bu aslında bunu evrim diye tarif etme işte bu azalmanın kendisini evrim demek mümkün değil mi? Ee, Beyin hacmimiz düşmüş. E tabii bu da evrim yani. Genel hmm. olarak evrim ama… Yeni bir özelliğin ortaya çıkması değil de bu, var olan özelliklerin kullanılmamasına bağlı ekonomik prensibini Tamam, yani bilmesi. işte vücudumuzda öyle organlar var. Tabii, bir, bir mesela 5000 yılda bunu görebiliyoruz ama 100-200 senede böyle bir şey görebilmek Gör, çok zor. Göre, göre, evrimsel göre. Açıdan, Peki, tabii. yine de hani böyle bir fantazi yapalım. 1 hı hı. milyon yıllık değişimi kendisini biz 1000 yıla indirelim, hatta 100 yıla indirelim. Evrimsel olarak... Şu andaki kültürel koşullara bakarak, kültürel değişimin biçimine, geleceğine bakarak, insan nasıl evrimleşir sence? Mesela ne olur? Bugünkü şartları sabit tutsan, bin sene boyunca. Bir kere mesela kesinlikle atıyorum metrobüs için bir şey geliştiren bir grup olur yani. Oradaki sıkışıklık, bekleme bilmem ne. Hani bin sene, iki bin sene. Ama mesela biliyorsun, yani şu anda metrobüs var İstanbul'da. Yani yüz sene sonra ne olacağını bilemeyiz. Yani. Mesela 100 sene önce bu yoktu, şimdi bu var. Şimdi 100 sene oldu, bundan başka bir şey olacak. Dolayısıyla o şartlar sabit kalmayacak. Ama yani anda. genel fiziki yapıya baktığımızda şunu desek mümkün olabilir. Eskiden yürüme ve koşmanın stabil olduğu bir hayattan, evet. şimdi yürüme ve koşmanın hayatın alışkın olduğumuzun yirmisine düştü. Mesela ha. bunu diyebiliriz. Ve bu böyle deriz. devam edecekmiş. Mesela düştü. şeyde nasıl hatırla Wall-E filmi vardı Aha. animasyon. Orada işte uzay gemisiyle kaçmış olan insanlar dünya çöplüğünden hep böyle uçan arabalarda oturup devam meyve suyu içiyorlardı. Şimdi çizgi filmde bu güzel duruyor ama mesela bugünün hareketsiz insanların öyle bir tarafa evrileceğini düşünmek için biyoloji hiç bilmiyor olmak lazım. Çünkü insan hareketsiz kaldığında insanın fabrika ayarları <laughs> birinci madde uyarınca vücut arıza verecek ve bu vücut sağlığını bozarak üreme potansiyelini azaltacak. Üreme potansiyelini azaltınca böyle hayatı tercih etmiş olan ya da tercih edebilecek olan atıyorum yüksek gelir grubundaki teknolojiye imkanlara ulaşabilecek insanların soyu daha hızlı tükenecek mesela. Dolayısıyla bu onların evrimsel sıkadan elenmesiyle sonuçlanacak böyle baktığında. Dolayısıyla o tarafa doğru bir evrim değil, o tarafın yarattığı arızaları kapatmaya çalışan başka evrimsel yollara bakmak gerekecek. Mesela diyelim öyle bir medeniyette herkesin hasta olup damar tıkanıklarından öldüğü bir yerde genetik olarak daha böyle bu işlere dirençli, nasıl diyelim, hareketsizliğin yarattığı rahatsızlıklara karşı daha dirençli olanlar daha çok üreyecek, daha çok hayatta kalacak. Ama yani bir süre sonra Mesela şeyi bilmiyoruz. O hareketsizliğe dirençli olanların paketinde başka özellikler de olacak. Ne var mesela? Belki psikopat katillerin sayısı artacak. Belki ne bileyim herkes dağcı olacak. Bir şey olacak yani. O Onların yanında başka bir paket daha var. Ya da çoklu paketler var. Onun izleyici yolda tahmin etmek çok mümkün değil ama yani insanın fabrika ayarlarının abi çok kuvvetli bir tarafı var. Değişmeyen bir uyarısı var yani. Milyonlarca yıllık Argenin 3.5 milyar yıllık Argenin mesajlarını dikkate almadığında tek göreceğin şey zarar. Yani buradan insanın fayda öğretmesi mümkün değil. İnsanı silersin yerine başka bir organizma gelir. Onlara sabahlar olmasın o ayrı konu. En güzeli o bak bunu muhtemelen Can Can'a da üçüncü kez zikrediyorumdur en az. George Carlin'in stand-up'ında söylediği şey. İyiyse plastik dünyanın her tarafını kapladı, ortadan kalkmıyor bilmem ne diye kızıyorsunuz. Ne biliyorsunuz lan diyor. Belki dünya sizi plastik üretsin diye yarattı. Kendi üretemiyordu. Siz gittikten sonra plastikle bir şey yapacak diyor. Ne biliyorsunuz diyor yani. Bu kilir kime falan. Çok akıllıca. Yani global düzeyde bakma alışkanlığını o kadar kaybettik ki her şey bizimle ilgiliymiş gibi gözüküyor. Halbuki biz zurnanın son deliğiyiz. Hakikaten son delin de alt köşesiyiz yani. Hiçbir önemimiz yok dünyada organizma olarak. Veya yani şurası şöyle bir silkinip bizi sırtından bir atsa mis gibi olacak ortalık. Tabii gönül ister ki yani bunu anlayıp daha uyumlu bir hayat kuralım ama o kadar naif değilim. Yani öyle bir şey yapamayacağımız çok belli. Elindekiyle yetinemediği sınırları aşma özelliği olduğu için insanın. O çok makul bir temenni değil yani. insanlar doğayla uyumlu bir hayat pek kuramayacaklar ama bunun gittiği yerde iyi değil, onu bilmemiz lazım. Ama bu arada yani bu şimdi insanlık bunu yapamayacak, kendini tüketecek falan filan derken beni bu kısım ilgilendirmiyor zaten. Ben tanrı değilim sonuçta. Kimsenin de işi değil yani bilmem kaç nesil sonra ne olacakmış. Beni insanın bireysel olarak bundan alması gereken dersi ilgilendiriyor. Yani fabrikalarında da onu dedik işte. O gidecek olan kısım hep daha iyiye gidecekmiş romantizmini bırak öyle bir şey yok. Sen şu kısacık hayatı güzel yaşamaya bak. Yani burayı evrimsel donanımını anlayarak daha iyi donat. Elinden geldiği kadar da gelecek nesle daha az zararlı bir şey bırak. Yani zararsız bir şey bile zor da faydalı bir şey de hiç umudum yok zaten. Ama daha az zararla bırakmanın yoluna bak. Yani en aslında benim için şerefli olan nokta belki insan duruşu itibariyle burası olabilir. Yoksa öyle uzun vadede çok bir durum yok yani. Durum kelek abi. Tamam sana animasyon yaptıramadım. Yani hiç mi olmaz? Olsa şöyle mi olur? Bu arada kolay... bir şey daha söyleyeyim. Bak bunu söyleyeceğim şey bilimsel değil. Ama yani içimde çok kuvvetli, gitti. seneler geçti çok kuvvetli hissettiğim bir şey var. Biz abi bildiğim bir yıkılışın eşiğindeyiz yani. Bir, büyük bir, çöküşün tam ucundayız şu anda. Bayır aşağı gideceğiz. O belli de ne zaman onu tartışıyorlar. Fakat buradan sonra mesela insan şu anda bir şey konuşmuştuk ya arabalar niye hep bu şekilde yani önde iki farı dört tekeri. Ford böyle bir tercih yaptığı için o günden beridir hep arabalar onun modifikasyon olarak çıkıp bütün medeniyet bir dönem yapılmış tercihlerin üzerine inşa edilen sayısız seçenekten sadece bir tanesi. Ve insan aslında bunun içinde ne yaparsa yapsın ister Einstein'ları düşün, Bach'ları düşün, onu bunu düşün, Atatürk'ü düşün. Bu potansiyelin içinde gerçekleşen marjinallikleri yaşadı. Şimdi büyük bir krizden sonra şöyle bir ihtimalin çok kuvvetli olduğuna dair bir hissiyatım var. Bak bilgim yok bu konuda hissiyatım var. İnsanın doğada hayatta kaldığı koşulların karmaşıklığını ve imkansızlığını düşününce bu yeni yok oluş ya da çöküş sonrasında gerçekten bizim içimizden Belki de sen ben gibi normal adamların içinden öyle bir varlık çıkacak ki abi öyle bir zorlama, bir aydınlı, bir bir şey. Yani o zaman işte her şey çok farklı olacak. Cismen, bedenen, biyolojik olarak, nöron bağlantı olarak çok değişik bir şey yok. Aynı sistem ama 3,5 milyar yıllık argenin hiç kullanmayan bir yerleri online olacak. Ve oralar hala duruyor. Çünkü oraların geriye yönelik olarak tane hani silinmesi için bir sebep de yok. O konuda bir baskı da yok. Öyle bir potansiyel duruyor ama hiç yani bunu nereden biliyoruz? İşte o manevi geleneklerde orada burada tuhaf tuhaf görüngüler, aşmalar, toşmalar yaşayan insanlar. Toşma dedim böyle. Toşma demişim. <laughs> güzel güzel bir aslında. Güzel Ama şey biz onu aramızda <laughs> toşma diyoruz. Ya onlardan falan gelerek böyle bir hissiyatım var. Yani galiba işte bütün bir büyük yok oluşlar gibi insanın da içinden yeni bir ekosistem çıkması için belki öyle bir tokat lazım. Bunu sorgulamanın hadi hikayelendirdiğimiz en güzel sorgulayanlardan bir tanesi Volkan değil mesela. Sezonların içerisinde hikaye olarak, örüntü olarak hani bu, bu hikayeyi sorguluyor. Bir, bir, bir çöküş yok oluşun background'unu tekrar arka planında insanın nasıl var olabileceği hikayesini şeyi boş ver. içindeki zombileri attığında bile çok tatlı bir hikaye bırakıyor ya. En azından... Zaten zombiler hikaye abi. Evet, evet. Evet. Yani. yani çok güzel yazılmış bir metin. Güzel sorgulanmış bir metin. Orada baktığımızda insanın özünde yine o standart primat iki türlü davranış çıkıyor bir şeyde. Yani birincisi savaşma, ikincisi organize olma çabası, ekipleşme çabası, kabile tipi ekipleşme ve sonra başka bir kabileyle de ola geleni paylaşabilmek için savaşıyor olma hali. Şimdi dünyada farklı bir şey oluyor ya, rastladığım daha çok insanların sorguladığı en çok gündem olan, şimdi bak bu programları yaparken biz de bakıyoruz yani insanlar ne konuşuyor, neyi merak ediyor, neyi soruyor. En çok gündem olan konuların ruhunu da bunu belirlediğini zannediyorum. Şimdi dünyada yeni bir şey değişti ve ilk defa o birkaç yüz kişinin bir araya gelmesinden daha fazla sayıda insan bir araya gelip organize olmaya, birlikte bir şey üretmeye ve bunu sürdürülebilir hale getirmeye çabalıyor. E, bu yani biz buna ülke diyoruz, topluluklar diyoruz, kent diyoruz ama öyle bir ortak üretim yok ki. herkes kendi içinde kabilelere kadar altında bölünüyordu. Şimdi o kabilelere kadar bölünme mantığının dışına çıkıp e, yavaş yavaş başka insanların, çoklu insanların ilişkisinin anlamlı olduğu, oradan gelen üretimlerin değerli olduğu bir şey seziyoruz. Hep beraber hep bunun içerisindeyiz. Sosyal medyayı bu yüzden kullanıyoruz, bir sürü insanları bu yüzden merak ediyoruz, bilgiyi böyle ediniyoruz artık falan gibi bir yapıdayız. E bu da davranışlarımızı ve, ve konsantrasyon tipi yani var, düşünme yöntemini ya da biçimini de üslup olarak değiştiriyor. O yüzden empati, sempati çok önemli hale geliyor. Yani çünkü daha kalabalık sayıda insan birbirleriyle uzlaşa matematiğinde masada kalabilmesi için hani öyle yani şimdinin sorunu olarak böyle geliyor ya da e, ne bileyim odağını hızlı bir şekilde yani aynı anda değil ama peşi peşine odağını değiştirebilme daha önemli hale geliyor falan yani bir yarım saat okey kalktım öteki yarım saat bambaşka bir şey değil kalktım falan bu, bu, bu çok zor bir şey falan. Ya da işte öz disiplin konuşuyoruz. Hani davranışlarındaki ilk defa sürünün içerisinde yukarısındaki kendisini yönetecek birinin yönetimi altında sürünün alt biriminden üst birimine doğru değil de sürünün bireylerini kendi başına kendi yönetimlerini alabildiği, sürüde anlamlı yerde durabildiği davranışlar falan gibi şeylerle uğraşıyoruz. De ki boşuna uğraşıyoruz. Bu da olabilir <laughs> hikayede. Yok demeyeceğim ama o, bu, 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 bu sohbetin zemininde bu vardı yani hani bu, evet. bu bunun acaba evrimde bir yere karşılık gelir miydi de şakasını yapmak ya istedim. bak bence şu Walking Dead dizisi birkaç seneye çok sağlam bir medeniyet e, eleştiri alegorisi olarak okutulacak. Niye <laughs> diyeceksin? Son bir iki sezon hariç. Son bir iki ee, sezonda acık. Onu geç bir şey, yani şey, ana şey. konsept. Aha. Şimdi bizim orada korktuğumuz zombiler var. Çünkü bunlar yemekten başka bir şey düşünmüyorlar. Herkes birbirine ıstırıyor falan. Sonra da onlardan Bence evrimin son hali olabilir işte bakın. Evet. Ama işte ben tam ters bir şey söyleyeceğim <laughs> orada. Muhtemelen izleyenler de bu gözle pek görmemiş olabilirler. Bir de onlardan kaçıp kurtulmaya çalışan, hayatta kalmaya çalışan, hayatta kalmaya çalışan, kötüleşen, kötüleştikçe daha zombilerden daha korkunç olan insan grupları var. Şimdi mesela günümüz dünyasında insanların organizasyon biçimlerine baktığında bu dizideki karakter gruplarından ya da işte zombiler, insanlar, iyi insanlar, kötü insanlar falan gibi gruplardan hangisine ana akım insanlar daha çok benziyor bir düşünelim. Yani iyi insanlara mı benziyorlar, Negan ekibine mi benziyorlar yoksa zombilere mi benziyorlar? Dikkat et. bir hani o yeni dünyanın cesur üç temel taktik hikayesi var ya, Hadi şuna güleceğiz hep beraber gülelim. Buradan ses geldi oraya gidelim. Mesela bunlar zombilerin tavırlarına daha fazla benziyor. Ve şimdi aslında dünyada ben de bir yerde kendimi hakikaten o zombi istilasının dışında durmaya çalışan birileri olarak görmeyi seviyorum. Dünya bir yere doğru akıyor. Manyak gibi mesela devamlı Mars'a gideceğiz. Gideceğiz abi. Gidip, gitmek zorundayız. Yani Mars bu. Ya da ne bileyim şunu yapacağız. Daha fazla kaynak, daha çok para kazanmamız lazım. Böyle bir güruhlar halinde oraya gidiyoruz. Dikkat et, insanlığın şu anda toplu davranış örüntüsü zombilere çok benziyor. Yani dizide bizim en çok benzediğimiz, ya karakter uyuşması yapacak olursan aslında zombi güruhu. Şimdi bunun dışında kalan insanların o iyi ve kötü ayrımı da bu yiyici, bitirici, yok edici, yani gezegenin kendisini ortadan kaldıracak derecede gözü dönmüş olan insan popülasyonunun saldırganlığına karşı hayatta kalma, gerçek otantik hayat yaşama. Ya ne yapıyorlar işte gidiyor bir yere işte ot mot yetiştiriyorlar değil mi? İşte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Duvarlar örüyorlar mesela. Her şekilde de manyağın biri ya bir yerini gedik bırakıyor ya işte bir salaklık ediyor birisi o duvar yıkılıyor. Yani araya bir mesafe koymaya çalışan bir taraftan da o mesafeyi koymaktansa buranın işte o aptalca sevk edilebilirliğini kâra dönüştürmeye çalışan kötüler falan filan türüyor. Şimdi ben burada bakınca aslında bir alegori olarak bizim gittiğimiz yeri bu anlamda baktığında çok güzel gösterme potansiyeli olan bir hikaye görüyorum orada. Yani zombiler korkulacak olan şeyler değil. Zombiler şu andaki hali hayatımız. Yani şu anda yaşadığımız şey. Çünkü bunun dışında bir şey düşünemez hale geldik. Çocuğa başarı bu diyorsun bütün ömrünü ona harcıyor. Zombiden daha güzel bir, bir yani örnek var mı buna yani? Hayat boyu böyle gidiyor çocuk. Ama bazısı tutuyor dikkat et. Cins bir şey söyleyince yalnızlaşıyor, ötekileştiriliyor, ne bileyim marjinalize ediliyor, linç ediliyor. Yani sistemin dışında kalıyor. E Dolayısıyla bunların bir kısmı kendi kabuğuna çekilip derviş dergah yapıyor. Bir kısmı işte kötü, troll oluyor, bir şey oluyor, kendini ortalığa atıyor. Şimdi böyle baktığında bizim evrimin gidişatını Walking Dead'den okursun abi. Yani Walking Dead'in 3. sezonundan sonra artık zombiler değil insanlar korkulacak nesneydi ya. Bir süre sonra artık ana akım gümbürtünün de çok önemi kalmayacak. Bunun dışında kalan grupların ya da zihinlerin ya da ekollerin ne yaptığı çok önemli hale gelecek. Ve orada muhtemelen çok az sayıda insandan oluşan bir grup. Hayrı, iyi, doğalı bilmem ne anlatmaya devam ederken bizim yaşam okulu ekibi gibi, bizim açık beyin böyle kenarda marjinal tipler. Bir büyük kısmı da işte o bu koyunluktan kapital devşirmeye yönelik, maksimal fayda elde etmeye yönelik iyice işin bokunu çıkacak. Burada hangisinin kazanacağı bizim biraz kaderimizi belirleyecek gibi. Walking Dead'i üzerine bir muhabbet mi yapsak acaba? Çok şey yaptı evet, şu anda. Evet seni de coşturdu fark ediyorum. Çünkü abi o dizi gerçekten boş iş değil. Yani 10 sezon çekilmez bir kere bir şey. Yani bu kadar uzun çektilerse orada anlatmak istedikleri bir şey var. Ben mesela ilk bölümden beri yani zombileri kendime çok benzettim. Yani direkt eee! falan. Özellikle hayatım bir döneminde bu işe gidilecek, bu iş yapılacak, böyle olacak falan. Ne derler, ne yaparlar da? Herkes ötürü ötürü aynı tarafa gidiyor. Dolayısıyla bence birkaç sene sonra görürüz. Walking Dead okumaları yapılmaya başlanır. Bu mantığı, bu çelişkiyi çok uzunca bir dönemdir biliyorum. Hani bu, buradaki hikayeyi. Bunu çok anladığımı da zannediyorum. Ya ama e, bence bu kadar kolay cevaplanır ya da bu kadar kolay sınıflandırılır bir şey de değil. Çünkü Muhtemelen. işin öteki tarafında da şöyle bir durumu var ya. Yani hayatla alakalı bizim merak ettiğimiz, kendi sınırlarımızı aştığımız, hem biyolojik olarak tavrımızda kendimizi tutamadığımız, hem de ihtiyaçlarımızla alakalı o o anlamlı bir merak, dünyanın evrenin düzgün gelişmesi hal, halinin sonucu olarak zombiye dönüşüyoruz. Yani bu hani tek taraflı bir hani orada saklanan bir cümleymiş gibi geliyor. Hani zombiye. İşte ne bileyim kapitalistler kar etmek için zombiye soktu bizi falan cümlesi. Doğru bir cümle değil. Hayır hayır değil yani, canım. Eğer zombiye yani... bunu Bak şimdi dizide içer de zombi niye zombi oluyor hiç açıklaması yok. Evet. Yani, yani kimse açıklamıyor. Ama biz zombiye dönüşmediğimiz sürece Boğaz Köprüsü'nü yapamayız. Biz zombiye dönüşmediğimiz sürece Ay'a çıkamayız. Biz zombiye dönüşmediğimiz sürece baraj yapamayız. Yani... Mesela işte baraj yapmak lazım. Köprü yapmak lazım. lazım Araba mı yapmak diye lazım. diye sorabilirsiniz. Bunlar zombi güdüleri. <laughs> yani mesela <laughs> lazım. Niye lazım? Tamam. Yani lazım. ama şimdi işte bu bu yani işte kolay kolay tek seferde söylenir bir şey olmadığını o yüzden söyledim. Abi abi ya yani iki tarafı var bunun Abi yani. bu değişir bir şey değil ki sen şimdi yani gerçekten manyak ötesi psikopat üstü salak olman lazım 15 milyon 20 milyon adamı bir kıyı şeridine depiştirmek için. <laughs> İstanbul'dan bahsediyorum. Yani buraya bu kadar adamı sokunca trafik sorun olur. 30 tane köprü yapsan kesmez. Ne yaparsan yap istediğin kadar yüksek binalar dik çözemezsin konu sorunu bilmem ne. Dolayısıyla esas işte o zombik olan burada olacak her şey şeyi var ya. Yani zombinin koku ya da ses duyduğu yere gitmesiyle Ama ayrı. Ama ipini koparan İstanbul'a geliyor. Burada ben tamam, dahil. Bunu anlıyorum hmm. da bunun bunun müsebbibi sanki birilerinin böyle değil, değil. küçük çıkarlarıyla ilgili bir şeymiş gibi algılanıyor. Bana sorsan bu karma yani e arada abi, birileri doğru kararları ver, veremiyor olabilir. Yani bir sürü politik ve siyasi karar doğru verilemiyor olabilir ama... ...bu yani topluca hareketimizin şeyi... ...bunu bir şekilde daha karlı yani buluyoruz. Zombileri zaten sevk ve idare eden yok. Zaten tam olarak söylediğim o. Zombinin güdüsü bu. Yani düşünmeden... Evet. Zor. Ve zombinin en çarpıcı tarafı ne biliyor musun? 3 4. sezondan sonra oluyor ya etrafını çevirip sürü gibi hareket ettiriyorlar da ha, bakıyor hatırlıyor Yani Sesle, mesle. Bir, bir, grubun peşine takıyorlar abi 10 bin tane zombi bir yerden bir yere sevk ve idare ediyorlar. Onu artık hayvancılığını yapıyorlar yani. Oradan oraya oradan oraya. Yani şu anda kapitalist... Gerçekten <laughs> tabii yani. Allah'tan, zombi hayvancılığıyla uğraşıyoruz. Allah'tan <laughs> kesip yemiyorlar <laughs> yani ama yani şu anda mesela kapitale sahip sistemin kalabalıklar üzerine yaptığı şey bu. Önceden zombi yapmışlar. Olmuş kim yaptıysa nasıl olduysa. Zombinin zaten kendi devinimi var. Dolayısıyla sistem bunları çekip çeviriyor. Oraya baktırıyor, buraya götürüyor. Ve kendinden uzak tutuyor. Yani kendi işleyişinden uzak tutuyor. Mesela bize her gün güncel politikayla uğraştırıyor ki gerçek soruları sormayalım. Benim niye şehir meydanım yok gibi anlamsız soruları sormayalım. Niye Bağdat Caddesi'nin iki kenarına araba park ediyor diye sormayalım. Biz büyük politikayla, futbolla falan uğraşalım ki bu zombilik abi. Bu tam olarak zombilik. Ama biz yapıyoruz bunu. Bunu bize kimse yapmıyor. Yani hep yıllardır anlatıyoruz. Bir insan bir ayılık Bizim ayılıp... konuşasımız varmış. Evet Tabii. yani bu... Ne olacak, evrimin sonucunda gerçekten zombilere vardığımıza göre bu muhabbetin kendisi. Insan evet. zombi. Çok amaçlı bir video olamadığı için çok özür diliyorum. Yo ben çok bu. güzel bir yere geldi. <laughs> tamam. Evrimin sonu zombi. Bu. <laughs> tamam. Bahşetim olsun mu olsun. Bak, bir deney? Bak gelecekte... Lütfen arka planda da zombi şarkısını özledik senelerdir.